Konuklarımız bu koltukta oturuyor olacak. Hatta internet sitesi var. Ve de sohbetimize başlıyoruz. Omid ve Mert, ikiniz de hoş geldiniz. Welcome'den. Bu arada hemen konuşmaya başlayalım. Çünkü gerçekten dünyanın önemli DJ'lerinden bir tanesi. Hatta prodüktörlerinden bir tanesi. Evet. Türkiye'ye de daha önce geldi kendisi. You came here before to Turkey. How many times did you come here? Kaç defa geldiniz sorun kendisine? Fourth time. Dördüncü defa geldiğini söyledi. Gerçekten tarz olarak da esasında biz biraz önce de konuştuk. Mert de biliyor. Birçok değişik tarzda çalıyor. What's your style then? What do you play? We talked about it before, but can you say something about your style? Are you trying to categorize it? Yeah. Tarzını soruyor. When you're categorizing it. I don't suggest anyone tries to categorize it really, but if you were to categorize it, it'd just be house music. But you know, I play progressive, I play tribal, I play techno. It really depends how I feel and where I'm playing. How do you feel then? about the crowd then? There's a certain level of professionalism you have to involve when you go and play somewhere. You go and play somewhere, you have to have a great set ready in case the crowd's going to be not such a great crowd. Oh, yeah. So you have to play professionally, but if the crowd's really good, then it adds bonuses where you play and you play more for them and you throw a bit of your personality for them so that they can experience something with you they normally don't experience. Oh, yeah. But that's all down to how good the crowd is. Yeah. Kendisi kategoriye ayırmanın çok da güzel bir şey olmadığını söylüyor. Birçok kategoride çaldığını söylüyor. İşte tribal'da çalıyor, onun dışında progressive'de çalıyor. Birçok tarzda çalıyor ve aynı zamanda kendini nasıl hissediyorsa o şekilde çaldığından bahsediyor. Onun dışında kendisinin iki tane plak şirketi var galiba. Evet, işte Alola ve Disclosure olmak üzere. You have two labels then. Yeah. What about the groups from this label? You know, which groups? We've got a lot of artists now signed to our label. I invested a lot of money into it. One of our new artists being my friend here, Mert Yussel, is going to do something for Alola Records. We have Pete Moss, Mr. C. Mm-hmm. We've just signed Mr. C for a single and possibly his album. YMC. Mm-hmm. YMC. Artists. I mean, I'm mentioning the artists that you've probably heard of. So we have a lot more artists like Vince Watson and that, which I'm not sure if you've heard of. But rather than just putting out 12 inches and selling singles, we're trying to create careers for people by having their albums put out and allowing them to have a bit more of a broader exposure to the whole world. Oh yeah, I see. YMC gibi birçok grubun olduğunu söylüyor plak şirketinin içinde ve onun dışında Mert'le birlikte de bir projeleri başlıyor galiba. Bir single projesi başlıyor. Evet. Ondan i̇şte, biraz esasında bahseder misin? İlk ne zaman tanıştınız? Onu anlatarak başlar mısın? Evet, doğru esasında. Bir sene önce tanıştık biz. İşte Dulcinea'ya çalmaya gelmişti Omid o zaman. Ben de Dulcinea Resident'tım. İşte guest olarak gelmişti. Beraber çaldık orada. Ondan sonra işte kendisiyle sürekli yani yazışmaya, görüşmeye başladık. Daha sonra İşte Milk'te ben resident olduktan sonra Milk'e de guest DJ olarak geldi. Daha sonra orada beraber çaldık. Ve sanırım Mart ayıydı. İşte plak anlaşması yaptık burada. Benim gene çaldığım Element diye bir kulübe gelmişti çalmaya. Ve şu anda anlaşmayı yaptınız ve ilk single ne zaman çıkacak? Şu anda daha halen çalışma aşamasındayız. Şu anda halen işte çalışıyoruz. Üzerine çalışmıyoruz. Evet, hatta buradan çıkıp yeni stüdyoya gideceğiz şimdi. You will go to studios after that and you will continue to start for the Mert's progress. Yeah, I see. I'll just keep an eye on him. Yeah. What about Iran then? Your culture then? Did you go to England when you're young or? I must answer this question about a million times. I'm going to say it for the last time. Yeah. Okay. Like most time. Iranians, you leave your country and you go. We left when the revolution happened. Like most Iranians that wanted to leave the country, but. I mean, if you're trying to categorize again where I come from, I'm Iranian. Yeah, I've lived in England most of my life, so it makes me British Iranian. But my culture is very strong with me. I don't lose that warmth that I have from being Iranian or Persian. That will never change. But I also have the advantage of learning things from the Western side of the world and mixing the two together and merging a very good unison. I see. Kendisi
İranlı ama küçük yaşta İngiltere'ye geçiyor. Ama bir yandan Batı kültürünü aldığını söylüyor ama aynı zamanda o İran'ın sıcaklığını ve o kültürü de bir yandan da kaybetmediğini söylüyor. Bir yandan da onu taşıdığından bahsediyor. Onun dışında mutlaka sizin de soracağınız birçok soru vardır. Benim aklımda esasında daha birçok şey var ama. Türkiye'de bugünlerde bu müzik çok patladığı için yani dördüncü gelişi olduğuna göre ilk gelişinden sonra acaba şu anda crowd'da bir değişiklik var mı, onu merak ediyorum. This is your fourth time here and did you see any differences in the crowd, for example? I mean, I think people are starting to get to know me. Thank you very much. I think people are starting to get to know me a bit better now. Mm-hmm. You know, obviously last night there was a high percentage of people that had come there because they've heard me before and they've heard about my music and they've been listening to my stuff on the internet. So now I feel like I could be a lot more personal with the crowd. Mm-hmm. Like last night I played four or five of my tracks from my album, mm-hmm. which I haven't played anyone yet. So they were the first people to hear it. And I don't normally do things like that unless I feel very comfortable with the people I'm playing for. So I think the crowd is becoming more friendly in a manner with me, which allows me to be more personal. But before I didn't really know how to take them, so I'd just play and hope for the best. And now I do. So. İlk geldiğimde diyor ki yani sadece çalabildiğim en iyisini çalıyordum ve ne olduğunu pek anlamıyordum diyor. Şimdi insanlar benim müziğimi çok öğrendiklerini ve internet üzerinden de dinlediklerini fark ettim ve crowd'la daha iç içe olabiliyorum ve bu da çok hoşuma gitti. Son gelişimde yani dün geceki performansından çok mutluyum. Yani gelişimi bir hayli beğenmiş. Bu arada en favori DJ'lerini de esasını sormak lazım. Evet. What about your favorite DJs in world? Can you categorize them? I mean, I love all DJs to a certain level. The best DJs for me aren't necessarily the most famous DJs. How about Deep Dish? I love Deep Dish. They're friends of mine, but as DJs, sometimes they're very progressive, I prefer it when they're slightly deeper. But I think the general picture with them, for instance, is they're getting more and more commercial mm-hmm. these days. But you know, what's being really commercial? Yeah. It's to some people a pop record is really commercial and to other people it's just normal music. It's a level you don't get involved in. But as DJs they're very very good and they blow me away sometimes and sometimes I'm disappointed. Mm. It's the same you'd say about what I do. I'm sure I disappoint people sometimes. So you can't really I wouldn't say I have a favorite DJ. I like Danny Tenaglia, mm-hmm. you know, but the famous ones Danny Tenaglia, Deep Dish, Sasha sometimes. But I try and listen out for more DJs that are just starting out. Yeah. You know, the new ones, the new breeds, which are trying to fuse all styles of music together. They're not just playing a certain style. And, you know, people like Mert, people like the youngsters, you know, I listen to those people inspire me more than the more famous DJs. Birçok ünlü DJ'yi tabii ki sevdiğinden bahsediyor. İşte Sasha bunlardan bir tanesi, Danny Tenaglia bunlardan bir tanesi, Deep Dish bunlardan bir tanesi dedi ama daha çok yeni DJ'leri dinlediğinden bahsetti. Yeni DJ'lere önem verdiğinden bahsetti. Bazen onları hayal kırıklığına da uğrattığını söyledi. Bunların hepsini ilerleyen dakikalarda da bahsedeceğiz ama öncesinde derseniz kısa bir ara verelim, bir reklam arası verelim. Hemen arkasından sohbetimize devam edeceğiz. Ama televizyonda çalamam dedi. Utandı ve tekrar koltuğa oturdu şu anda. Bu arada daha hiçbir televizyonda yayınlanmamış, şu anda yeni çıkarmış olduğu single'ını birazdan fonda duymaya başlayacaksınız. Bu da bizim için çok büyük bir hediye oldu. Şu anda duyuyorsanız. Ve evet, bas çalmaya da karar verdi şu anda. Bence dans etsene, jest olsun senin. I can't plug it in, sorry. I'll play it for you next time. Peki, bir dahaki sefere çalacakmış. Bu arada duyuyorsunuz, ben de dans ediyorum. Ay çok sıcak ya. Hadi Emre. Süper. Yalnız bu arada bu çalan şarkı Mert gerçekten inanılmaz 45 kadar bir tanesi galiba değil mi? Onun için... Evet. Bu Escape işte yeni çıkacak single'ı. İşte içinde Moral'ın vokalleri var. Hı-hı. That's one of your new singles then? Yeah. I mean it's like the music, the instrumental I'd done about a year ago. Mm-hmm. But I've been so badly looking for a good vocalist and I was in Washington with Deep Dish mm-hmm. and I met their singer Richard Morrell. And I just said to him, here's the track, just see what you can do with it. And he sung some beautiful lyrics on top and this is it. Çok güzel vokallerin olduğunu söylüyor Washington'dan. Aynı zamanda Deep Dish'e de birlikte çalışılmış galiba. Ve süper 45'lerden bir tanesi ve zannediyorum ilk olarak bizim programımızda çalıyor galiba. Evet. Değil mi? Hey. That's the first time that song plays in this TV is the, this channel. This is the first time anyone's heard it. Anyone heard it? Yeah, yeah. Well,
I mean, apart from like my label and myself and my friends, but it's the first time anyone has heard it broadcasted. Yeah. That's a pleasure for us. Thanks. Ben demin arada sordum. Don't say I don't love you guys. Şu buradan sonra işte herhangi bir yere çalmaya gidiyor musun diye. Hayır dedi. Hemen İngiltere'ye döneceğim ve orada yeni albüm çıkarmaya devam ediyormuş. Sürekli stüdyodaymış. Ondan sonra turuma devam edeceğim dedi. Peki dedim, İran'a hiç çalmaya gidecek misin? Çok çok isterdim ama çok maalesef şu anda politik nedenlerden dolayı mümkün değil dedi. Bu arada babası eski İranlı bir politikacı ve şu anda o da politikayı bırakmış. Ailecenek İngiltere'de oturuyorlarmış. Böyle bilgilerim. Bir şey soracağım. Gittiği ülkelerde, çaldığı kulüplerde böyle bir farklılık var mı Avrupa'da, Amerika'da? Yani böyle gittiği kulüplerdeki insanlarla iletişimi hani Avrupa Amerika olarak etkiliyor mu, yoksa her yerdeki etkileşim aynı mı? Do clubs any difference between Europe and United States? The crowd is there any difference between them? You got to remember, America's like each little state in America is like a country when it comes to clubbing. I mean, if you go to New York, the clubs are very much more, I don't know, they're more arrogant. Like the people expect a certain sound, and if you don't play that sound, they're not really getting it. And then you have, you know, then you have San Francisco, and the place, people are crazy, you know, they love it, you know. Yeah. So it's, I mean, England in general is the same again. The further up north you get, the more crazier people get. When you're more down south, it's not as crazy. Ya bölgeye göre çok değişiyor diyor. Amerika'da, San Francisco'da insanlar çılgınlığın en üst noktasında diyor. Ama New York'ta diyor biraz daha farklı diyor bu. Avrupa içinde İngiltere'ye eğer bakarsan diyor, kuzeyde diyor yine aynı şekilde diyor, İnsanların çılgınlık derecesi çok yüksek diyor. Ama güneye indiğinde diyor, o insanların seviyesi biraz daha azalıyor diyor. Aslında böyle her ülkede, böyle her şehirde ayrı ayrı kulüplere gitmek, eğlenmek kesinlikle süper olur değil mi? Bu arada Mert bize daha önceden geldiği zaman sitesinin hazırlık aşamasında olduğunu söylemişti. Artık siteye girebiliyoruz. Nefis resimler, haberleri görebiliyoruz. Birazcık anlatsana bize siteni. Hatta bizim ekrandan da görebiliriz. Bu bizim Deep Experience oluşumumuzla ilgili bir site. İşte deepexperience.com şeklinde adresi. İşte bu sitede işte bizim, yani ekibimizde olan kişilerin, işte DJ'lerin isimleri ve bunlar hakkında yeterli bilgiler alabiliyorsunuz. Ayrıca haberler var. İşte schedule'larımız ve top 10'lerimiz bulunmakta. Sander Klein'in ne zaman geldi? Aşık ekibi. Aşık ekibine geldi mi? Evet. Vay, dünyadan haberimiz yok, baksana. Ay, burada da yazıyor yani. Üç eser olarak. Evet. Sasha, sen, yani Josh Bing'den tutun da Sasha'ya kadar pek çok ünlü isimle, Nick Warren'la Mert Yücel vardı yine. Bu arada ben hemen galeri bölümüne giriyorum. Çünkü nefis resimler var. 2000-2001'e gelelim. Vay. Bu arada biraz Mert Yücel sitesi gibi olmuş Mert. Evet. Evet, adresi bir kere tekrar eder misin? İşte www.deepexperience.com. Evet. Ama experience derken tabii E yok. Experience. Ha, experience. X'de yazılıyor. Omit'e tekrardan dönersek. You are one of the biggest producers in the world in club beats. And then club beats. Yeah, you know, in club culture, I said. Right. I mean, then club beats. It was a wrong word, but only beats in clubs. you have many remixes for the many people. Which one's the latest one? The latest one. Bu arada tercüme edeyim mi soruyu? Evet, lütfen edersen. Aynı zamanda çok dünyanın önemli prodüktörlerinden birisin ve en son hangi sanatçıyla çalıştın diye. The latest remix I've just done is for John Creamer. It's called Wish You Were Here. That's the latest one. I'm doing another one for The Cure in 2 months. I'm starting that. Yeah. After, at the moment, I'm really turning down a lot of remixes because I really have to concentrate on my own stuff. Yeah. I've got my new album coming up, which it requires a lot of attention, so that's the most important thing. After that, maybe I'll do some, but I have to cut down remixes a little bit. Oh yeah. Bu arada en son John Creamer'ın ki hatta I Love You diye bir şarkısı var ki gerçekten benim en sevdiklerimden bir tanesi bu aralar. Ona bir tane remix yapmış ama bu aralar gerçekten kendi çalışmalarıyla oldukça yoğun bir şekilde ilgilendiğini söylüyor. Çünkü albümü yakın bir zamanda çıkacak kendisinin. Ve dediği gibi onun üzerinde yoğun bir şekilde bu aralar uğraşıyor. Bu arada sorulacak ya o kadar çok şey var ki esasında yani bir DJ'ye sorulabilecek. Have any fans can find you from internet? Do you have any internet address? Yeah, I mean, I have an email address. If you want to email me, it's omid at Alola, A-L-O-L-A. Alona. Alola. Alola. That's my label. Yeah. A-L-O-L-A. Yeah. .net.
www.exist.net. Eğer plak şirketlerini de merak ediyorsanız Exist'ten bakabilirsiniz. www.x-is.com. Plak şirketlerinden bir tanesinin e-mail adresinden kullanıyor kendisi. omit@elola.net'ten kendisine e-mail yoluyla ulaşabilirsiniz. E-maillerinize büyük ihtimalle yanıtlar öyle olacağını düşünüyorum. Peki, çok alakasız bir soru sormak istiyorum. Çok komik gelecek ama onun için güzel bayan anlayış şeyi nedir? Yani onun gözünde güzel bayan stili nasıl? What about the beautiful style woman in your mind? And it's not related with DJ stuff, but what about the women's? Women? Yeah. What about women? What about women? They're great. They're great. What else can you say? Not all of them, of course. Not all of them. Which one of them? I don't know. Ones that look like this. What do you look at first when you see a woman? Eyes or breasts? Well, when I was 16, I used to look at her ass straight away. That was like the first thing. Then I looked at her face. And now I've managed to be able to scan the whole lot straight away. Do you have any time for the woman now? Pardon, ben kaptırmayı diyorum. Why are you asking? Neden soruyorsunuz bana böyle şeyler diyor? Ya belli bir yaşa kadar kadınlarda işte yüzle besides all the joke, besides all the joke and stuff, you know, I'm not that shallow, you know, it's I like to think that if I like someone, it's not generally just a physical thing. It's a thing in the eyes for me first. Gözleri önemlidir diyor. Genel olarak fizik bir bakıma çok da önemli değil diyor. Gözlerinin verdiği anlam benim için çok önemli diyor. I mean, people are beautiful in lots of ways, so that's what I can say. Bu da sorularda nedense hep böyle aynı cevap vermiş. Senin için nasıl? Benim için mi? Evet. Ya çünkü biz bunu mesela daha önceden de konuştuk. Her zaman için kabindeki DJ yani gerçekten çok etkileyicidir. Öyle yani mi? Bayanlar için gerçekten öyledir. Yani hani çok fazla böyle güzel çirkin DJ falan diye şey yoktur. Plays. Kabindeki DJ sence nasıl? Yani önce nesine bakarsın yani. Nesine mi? DJ is very attractive, she says. Değil mi? Ben kendi kız arkadaşıma bakarım ya. Hayır, kız arkadaşını ilk gördüğünde ilk nesine bakarsın yani. Kız arkadaşın daha yok diye düşünelim. Onu ilk defa görüyorsun. İlk nesinden etkilendin? Ya ben genel olarak bakıyorum. Yani belli bir şeye bakmıyorum öyle bir anda. Ne bileyim. Baksana cevap vermesi çok zor bir soru bu gerçekten. Ya, yani dikkat ettiğim belli bir şey yok yani. O başka bir şey bence. O ilk andaki etkileşim belki de ya. Değil mi? Kesinlikle ilk etkileşim çok önemli ya. Bunlar önemli şeyler. Bunlar daha yürü gider bu sorular ama. Valla biz neredeyse sonlara yaklaşmaya başladık Ericsson Life'da. İlk defa duymuş olduğunuz parçanın ismi neydi? Escape parçanın Escape ismi. Ama dün eğer Babilon'a gittiyseniz dün de dinleme şansına sahip oldunuz. Eğer evet, bu müziği gerçekten yani dikkatli bir şekilde dinliyorsanız. Babilon'dan hiç bahsetmedik dün. What was like yesterday, you know, in Babylon? How was the crowd? It was brilliant. It was great. Was it great? Thanks everyone for coming. Herkese geldikleri için teşekkür ediyoruz. Will you come again to Turkey? No, yes. Of course I will. I mean, no way! Turkey's like slowly becoming one of those places I can't live without, so... Türkiye artık vazgeçemediğim ülkelerden biri haline geldi diyor. Hep gelmek istiyorum diyor. Ne zaman göreceğiz bir daha Mert? İki ay içinde daha göreceksiniz. İki ay içinde. Peki sen de sizin... beraber çalmaya gidecek misin? Tabii evet. Neler var? Böyle projeler var mı? Yani şöyle, benim plan çıktıktan sonra işte biz daha çok bunlara girişeceğiz. Hem işte Pax'la beraber hem işte Omid'le beraber yurt dışına çalmak için. Bu arada ne zaman çıkıyor plak? Tam zamanı belli mi? Tam belli bir tarih yok. İsim belli mi şarkının? İsim aslında bir kod adı belli yani Substance 155 yaptık ama yani böyle o değişebilirdi yani tam belirli bir isim yok şu an. Şu anda kafanızda belli bir şey yok. Çalışmalar falan hepsi İngiltere'de mi olacak? Yani şu anda ben burada yapıyorum. Sen yapacaksın. İşte ona kopyaları gönderiyorum sürekli. İşte Omid üstüne bir şeyler söylüyor veya başka bir şekilde o bana geri gönderiyor. O şekilde ilerletiyoruz şu anda. Aslında biz hani daha önceki programlarda duyduk. Keşke Türk DJ'lerin hani daha fazla böyle haberleri gelse. Evet. Yurt dışında şu kulüpte çaldılar, şu partide, şu festivalde çaldılar diye. Mert geçen sene Aşk 2000'den önce Fransa'da çalmış. Yok hayır, Aşk 2000'den sonra çalmış. Sonra mıydı? Geçen sene Aşk 2000 işte Cuma akşamı çalmıştım ben. Cuma akşamından sonra Cumartesi günü Paris'te çalmıştım. Bir parti festival, bir organizasyon, bir kulüp. Fete Dance Level diye bir festival vardı. Fete mi? Tam Fransızca bilmiyorum. Böyle bir festivale çaldım. Ne bileyim, ünlü isimler vardı. Cassius gibi. Nasıl bir duygu peki? Güzel. Çünkü sonuçta onlar geliyor, biz onları dinliyoruz. Hani
eğleniyoruz, seviyoruz falan. Bir Türk DJ'in orada olması. Ya aslında böyle tam crowd'a böyle çok bakamadım. Çünkü otelde uyuyakalmışım. Sonra da koşu koşu gittik. Biraz yorucu geçmiş uçak yolculuğu falan ama çok güzeldi. Sen orada ilk yarım saat insanları tanımaya çalışıyorsun. Sonra insanı tanıdıktan sonra zaten geçiriyorsunuz. Ben şey sormak istiyorum. Who's the vocal during the song? Richard Murrell. Richard Murrell. Richard Murrell. He's also the singer for Deep Dish. Deep Dish için aynı zamanda vokallerinden bir tanesi vokalin dedi. Vokalin kim olduğunu sordum. Süper sohbetti. Gerçekten Mert, çok Omid, teşekkürler. Mert ve yani, Omid. Sayende thanks for coming. Thank you. It was very hot but thank you for your interview then. We hope to see you in very new time. Well, why don't you come next time I'm playing? Why didn't you come last night? We could not. See? Yeah. But we will in next time. Okay. Next time for sure. We promise that we will come. Okay. Thank you for your coming. Thanks very much. Mert çok teşekkürler. Thanks girls. Nice to meet you. Age on life devam ediyor. God, you got a hard handshake.